Süper Lig'in 30. haftasında Eryaman Stadında Aytemiz Alanya Spor'la Ankara gücü karşı karşıya geldi. İlk devresi golsüz geçilen mücadelede toplam 5 gol kaydedilirken gollerin tamamı maçın ikinci devresinde geldi. Ev sahibi ekibin mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı mücadelenin ilk devresi hem oyun hem de pozisyon anlamında oldukça kısır geçti. İlk devredeki tek önemli pozisyon 42. dakikada Ankara gücünün kazandığı penaltı oldu. Başkent ekibinden Orgil'in kullandığı penaltı atışını Alanya Spor Kalecisi Marafona kurtardı. Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi. Ankara gücü maçın ikinci yarısına baskılı başlamak istese de orta sahayı geçmekte zorlandığı için uzun atılan paslarla Alanya Spor Kalesi'nde pozisyon aradı. Zaman zaman etkili olan başkent ekibi kalesinde ise peş peşe gelen gollerle bir anda oyundan koptu. Önce 64. dakikada Sisse ile gol perdesini açan Alanya Spor 2 dakika sonra da Onur Bulut'la farkı 2'ye çıkardı. İki golde de asisti Fabris Ensekala yaptı. Ev sahibi ekip Ankara gücü peş peşe gelen gollerin şokunu atlatamadan bu kez 77. dakikada Mustafa Pekdemek'in ceza alanında düşürülmesiyle bir şok daha yaşadı. Topun başına geçen Bakasetas farkı 3'e çıkaran gole adını yazdırdı. Ankara gücü 82. dakikada Rivas'ta bir gol buldu ve farkı 2'ye indirdi. Ancak turuncu yeşilli ekip 90'da Fernandes'te yeniden farkı 3'e çıkarttı. Mücadele 4-1 Alanya Spor'un galibiyetiyle tamamlandı. Alanya Spor bu galibiyetle puanını 48'e çıkartarak ilk 5 umutlarını sürdürdü. Alanya Belediyespor voleybolda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı Beyazlılar sezon öncesi 8. transferini orta oyuncu pozisyonuna yaptı. Alanya Belediyespor, Tofaş Spor altyapısında yetişen ve 5 sezon bu takımın formasını profesyonel olarak terleten Emre Makinacı ile anlaştı. 1998 doğumlu genç yetenek Emre Makinacı 1.97 boyunda.